Merhabalar arkadaşlar. Yüzey integralleri ile ilgili yeni bir video ile yine beraberiz. Bugünkü ele alacağımız konu, geçen videodan hatırlayacağınız üzere yüzey integrallerin önemli teoremleri üzerinde duruyorduk. Stok teoreminden bahsetmiştik. Bugün divergens teoremiyle devam edeceğiz. Divergens teoreminin ifadesi, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi, D basit bir uzay bölgesi olmak üzere, S bu bölgenin sınır yüzeyi, uzayda sınırlanan bölgenin sınırı, sınır yüzeyi ve N de dışa yönlendirilmiş olan normal olmak üzere, eğer sizin F vektör alanınızın bileşen fonksiyonları D üzerinde birinci mertebeden sürekli kısmi türevlere sahip bir vektör alanı ise bu durumda F vektör alanının S yüzeyi üzerindeki akış integrali ya da ikinci tip yüzey integrali F vektör alanının divergensinin D bölgesi üzerindeki üç katlı integraline eşit olduğunu söylüyor. Yani divergens teoremindeki ifademiz de bu. Akış integralinden bir üç katlı integrale geçiş durumu söz konusu. Basit uzay bölgesi derken, basit uzay bölgesi aslında kafamızı çok karıştıracak bir şey değil. Sizin ele aldığınız üç boyutlu uzaydaki bölge x eşit h1, x eşit h2, y eşit g1, y eşit g2, z eşit f1 ve z eşit f2 gibi iki tane, ikişer tane yüzeyle sınırlandırılmış bir yerden konuşuyoruz. Yani kendisini kesmeyen, karışık, karmaşık olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Divergence teoremi, Green teoreminin yüksek boyutlu uzaylara bir ikinci genellemesidir. Stok teoremi içinde Green teoreminin yüksek boyutlu uzaylara genellemesi demiştik. Bu da ikinci bir genelleme olmuş oluyordu. Olmuş oluyor. Yani buradaki iş bir ikinci tip yüzey integralinden hareketle yola çıkıp biz onun yerine uygun şartlar altında F vektör alanının birinci türevleri mevcut ve sürekli ise bu durumda vektör alanının diverjensinden faydalanarak uzay bölgesi üzerinde 3 katlı integral alabiliriz demektir. Teoremin ispatına girmeyeceğimizi geçen videoda da söylemiştim. İspatında bazı detaylar bizim şu anki hazır bulunuşluk seviyemizin çok daha ötesinde olduğu için kafa karıştırmaktan öteye gitmeyecektir. O yüzden İspatına girmiyorum. Sadece anlamını ve kullanmayı öğrenelim. Buna göre ikinci tip yüzey integrali bir üç katlı integrale dönüşebilir. O halde biraz örneklendirerek bu işi devam etmeye çalışalım. F vektör alanı, bize verilmiş F vektör alanı şu yapı olsun. X, I, Y, J, Z, K vektör alanı verilsin. Ve bir de bize S yüzeyi verilsin. Vektör alanı. S yüzeyi. Z eşittir 1 eksi x kare eksi y karenin kare kökü yarım küresiyle. Evet, bu elimizdeki merkezi orijin yarıçapı 1 olan kürenin x y düzleminin üstünde kalan kısmı yarım küre küresi ile x y düzlemindeki x kare artı y kare küçük eşit 1 dairesi olmak üzere bu S yüzeyi üzerinde akış integrali nedir diye sorulmuş olsa. Bir vektör alanı verildi bize. S yüzeyimiz verildi. Bir yarım küre
ve onun alttaki kısmı da dahil. Buna göre ilgili yüzey üzerindeki akış integralini araştıracağız. Tabii hemen belirtelim. Yüzeyin normali dışa yönlendirilmiş. Yönlendirildi. Yüzeyin normali dışa doğru yönlendirildi. Peki, buna göre elimizde bir yarım küre söz konusu. Şöyle koordinat eksenlerini de alalım. X, Y, Z koordinat sistemini aldık. Buna göre bizim çalışacağımız yer yapı bir bu yarım küre. Arkadaşlar. Bir bu yarım küre ile çalışacağız. Ve bir de aşağı tarafta olan buradaki daire ile çalışacağız. Yani aslında bizim yüzeyimiz iki ayrı yüzey parçasından oluşuyor. İki ayrı yüzey parçasından ibaret. Bizim burada yüzeyimizin dışa doğru yönlendirildiğini unutmayalım. Normal her iki yüzeyde de dışa doğru yönlendirilmiş olacak. O halde küre yüzeyine biz S1 yüzeyi, şuraya S1 yüzeyi demiş olalım. Aşağıdaki diskin olduğu yere de S2 yüzeyi demiş olalım. Buna göre biz S, Fn, ds'yi şu hale indirgeyebiliriz. S1 üzerinde Fn, ds artı S2 üzerinde Fn, ds olarak ifade edebiliriz. O halde S1 ve S2 yüzeyler için ayrı ayrı Fn, ds'leri hesap edeceğiz. S1 yüzeyi için diyorum. S1 yüzeyi için normali belirleyelim arkadaşlar. S1 yüzeyi dediğinizde elinizdeki yapınız z eşittir 1 eksi x kare eksi y kare olduğunu biliyoruz. Bizim elimizdeki yüzey denklemi bu. Dışa doğru bir normallenme söz konusu olacak. Dışa doğru normalleyeceğime göre eksi fx eksi fy bir durumu söz konusudur. O halde buna göre hareket edersek x bölü 1 eksi x kare eksi y karenin karekökü y bölü 1 eksi x kare eksi y karenin karekökü ve 1 olarak bulurum. Elimdeki f fonksiyonunun şurası olduğunu biliyorsunuz. Fxy fonksiyonunuz kök içinde 1 eksi x kare eksi y kare. X'e göre kısmi türev alırsanız eksi 2x bölü 2 çarpı kök içinde 1 eksi x kare eksi y kare ikiler birbirini götürdü. Önde de bir eksilik olacağı için eksi eksi artıya dönmüş oldu. Aynı şey y için de geçerli. Ve buradan z'ninki zaten 1 olarak karşımıza çıkacak. N'yi hesaplamış olduk arkadaşlar. Buna göre biz S1 yüzeyi üzerinde Fn ds hesaplamak istersem S1 yüzeyi üzerindeki Fn ds hesaplamak demek siz onu B bölgesi üzerine indirgiyorsunuz. B bölgesi üzerinde F dediğiniz yapı x, y, z idi çarpı n'niz ki az önce x bölü 1 eksi x kare eksi y karenin kare kökü y bölü 1 eksi x kare eksi y karenin kare kökü 1 olduğunu söylemiştik. DA. Evet, elimizdeki yapı gerçekten bir anda buna dönüşmüş oldu. Peki B bölgemiz ne diye düşünecek olursak
Biz kürenin üst yarısıyla uğraşıyoruz. S1 yüzey kürenin üst yarısıydı. Onun xy düzlemindeki iz düşümüne bakmamız gerekiyor. Onun xy düzlemindeki iz düşümünü düşünürsek bizim xy düzlemindeki iz düşümümüz tabii ki de merkezi orijin yarıçapı 1 birim olacak şekilde bir çemberi işaret edecektir. X düzlemindeki karşılığım, yani şurası benim B bölgem olacak. O halde ben buradaki sınırları B bölgesi üzerinde hayata geçireceğim. Ama öncesinde şurada bir iç çarpım işlemi söz konusu arkadaşlar. Bu iç çarpım işlemi gerçekleşirse, bu iç çarpım işlemini gerçekleştirirsek x kare bölü 1 eksi x kare eksi y kare artı y kare bölü 1 eksi x kare eksi y kare. O yüzden bunları bir kere de yazdım. 1 eksi x kare eksi y karenin karekökü artı z oldu. Şimdi şunu da hatırlayalım. Burada da z değeri yerine yazılmalıydı. Bizim z dediğimiz değer neydi? Kök içinde 1 eksi x kare eksi y kare. Yani siz z gördüğünüz yere 1 eksi x kare eksi y karenin karekökünü yazacaksınız. O halde şuradaki işlemlerinize devam ederseniz bir payda genişlemesi yapmak gerekecek. 1 eksi x kare eksi y kare karekökü ile burayı genişletmem lazım. Genişletirsem tabii ki karekök ortadan kalkacak. Ayrıca x kare ve y kareler birbirini götürecek. Bu basitçe 1 bölü 1 eksi x kare eksi y karenin karekökünü dönüşmüş olur. O halde şöyle yapayım. Şuradan sonrasında devam ettireyim. O halde arkadaşlar an itibariyle B bölgesi üzerinde 1 bölü 1 eksi x kare eksi y karenin karekökü DA oluştu. B bölgemizi hatırlayın ki bir yarıçaplı bir çemberden konuşuyor idik. O halde biz buradaki integrali şüphesiz ki basitleştirme yoluna gideriz. Kutupsal koordinatlara geçerek çemberle uğraştığımız için 0'dan 1'e, 0'dan 2 pi'ye 1 bölü 1 eksi r kareye dönüştü şüphesiz. Çarpı r, dr, d, teta oldu. Artık yapmam gereken sadece bu integralin ne olduğunu hesap etmek olacak. Artık geriye sadece bu integrali hesaplamak kaldı arkadaşlar. Hızlıca o iş gerçekleştirilirse 0'dan 2 pi'ye kadar r bölü 1 eksi r karenin karekökü var. Biz bunu basitçe integre edersek 1 eksi r karenin karekökünün ters işaretlisini elde ederim. Dikkat edersen şuranın türevini aldığınızda şurayı bulduğunuzu görebilirsiniz. Yani işlemi hızlıca teyit etmek mümkün. Yapmam gereken 1 ve 0 yerine yazmak. R yerine 1 yazarsanız 1 eksi 1 0 oluyor. 0 yazarsanız 1 oluyor. Öndeki eksi bir eksilik daha olduğu için 1'e dönüşecektir. 0'dan 2 pi'ye 1 d teta oluştu. Bu da basitçe 2 pi sonucunu verdi. 2 pi bulduk. Neyi 2 pi bulduk? S1 yüzeyi üzerindeki akış integralini 2 pi bulduk ama işimiz henüz bitmedi. S2 yüzeyi için de benzer işlemleri yapmam lazım. Yukarı şeklime geri dönüyorum. S1 yüzeyi için bunu gerçekleştirdim. S2 yüzeyi benim XOY düzlemindeki merkezi orijin yarıçapı 1 olan dairem, diskimdi. Buradaki yüzeyin ya da bu yüzey parçasının denklemi ne diye düşünecek olursanız birçoğunuzun aklına hemen x kare artı y kare eşit 1 denklemi gelmiştir ya da küçük eşit 1 denklemi gelmiştir. Hayır. Buradaki denklem, unutmayın ki o yapınız sizin nerede? Yapınız XOY düzleminde ve onun bir parçasıyla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla z eşit fxy, o da eşit 0 yüzeyi için uğraşıyorsunuz demektir arkadaşlar.
Ve burada normalin ne olduğunu bakacak olursanız, sizin normaliniz aşağı yönlü olmalı. Dışa doğru yönlendirdiğinizi unutmayın. O halde buradaki normal 0, 0, eksi 1 olacaktır. Aşağı doğru yönlendirdiğinizi unutmayın. Buna göre sizin buradan normaliniz fx, fy, eksi 1 olmalı. Fx, fy, eksi 1 olmalıdır. Ancak hemen söyleyelim, fx 0, fy 0'dır. O halde normalimiz 0, 0, eksi 1 olacaktır. Buna göre S2 yüzeyi için fndS, yani akış integralini hesap edersek, bunu B bölgesi üzerine indirgeyeceğim. F dediğim vektör alanımda benim. Benim vektör alanımın x, y, z olduğunu biliyorum. X, i, y, j, z kaydı çarpı normalim 0, 0, eksi 1, dA. B bölgem hala x, o, y düzleminde bir yarı çaplı bir çember olduğuna dikkat. Çünkü zaten elindeki yapı düzlemde bir parçadır. Bir yarı çaplı bir çemberden konuşuyorum. Burası benim B bölgem olmuş oldu. Şuradaki skaler çarpım işlemi gerçekleşirse eksi Z'yi elde ederim. Z'yi yerine yazmam gerekiyor. X, O, Y düzlemine iz düşüreceğim. Unutmayın ki Z'nin 0 olduğunu hatırlıyorum. O halde ben Z yerine 0 yazdım. Bir anda benim karşımdaki integral B bölgesi üzerinde 0 dA oldu. İntegrantınız 0 olduğuna göre integralinizin sonucu hemen bellidir. İntegralinizin sonucu 0'dır. O halde madem ki biz S, fndS'yi hesaplamak istiyorduk. Bu S1 fndS artı S2 yüzey üzerinde fndS şeklindeydi. S1'i 2pi, S2'yi 0 bulduk. O halde bizim cevabımız 2pi'ymiş. Biz sonucumuzu 2pi olarak tespit ettik arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz geçen videoda ele aldığımız ikinci tip yüzey integralin hesaplama bağıntılarını kullanarak direkt bu işi gerçekleştirdik. Peki bu işin daha basit bir hal yolu, daha rahat halledilebilir bir tarafı yolu var mıdır? Cevap şüphesiz ki var arkadaşlar. Sizin elinizde bir f vektör alanı varken ve diyelim ki şöyle verilmiş olsun p, x, y, z, i, q, x, y, z, j, r, x, y, z, k vektör alanınız, vektör alanı için bunun divergensi diye biz şuna deriz. İ'nin önündeki bileşen fonksiyonunun x'e, j'nin önündeki bileşen fonksiyonunun y'ye ve k'nın önündeki bileşen fonksiyonunun z'ye göre kısmi türevlerin alınıp toplanması ifadesine f'nin divergensi denir. O halde bir vektör alanın divergensini hesaplayabilmek için birinci bileşen fonksiyonu x'e, ikinci bileşen fonksiyonu y'ye, üçüncü bileşen fonksiyonu z'ye göre kısmi türevlerini alıp toplamaktan ötede bir şey yapmayacağız. Biz sorumuzda tekrar şunu hatırlayalım. Bizim sorumuzdaki fx, y, z vektör alanı neydi? X, i, y, j, z, k idi. Peki bu vektör alanının divergensi ne olacaktır arkadaşlar? D bölü dx kimin? X'in artı y'ye göre kimin türevi alınacak? Y'nin ve z'ye göre kimin türevini alacağım? R fonksiyonu, ki o da
z'ymiş. Dikkat ederseniz x'in x'e, y'nin y'ye, z'nin z'ye göre türevleri geldi. Basitçe her biri 1'dir. O halde divergens ortaya çıktı. 3'müş. Ben divergens teoreminden biliyorum ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim. S efendisi D uzay bölgesi üzerinde divergens F DV'ye eşittir. Divergens teoremi bunu söylemişti. S ile D arasında nasıl bir ilgi vardı? Arkadaşlar, S ile D arasındaki ilgi de S, D'nin sınır yüzeyiydi. S, D'nin sınır yüzeyi. O halde benim burada D bölgesi diye bahsettiğim şey yarım kürenin da kendisi olacaktır. İntegrasyon bölgem burada gördüğünüz gibi bu yarım küre. De bunun içinin de dahil olmuş olduğu kısma dönüştü bir anda. O halde bize çok yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. D integrali. Divergensi alıyorum, yerine yazıyorum ki 3 gibi basit bir yapı ortaya çıkmıştı. DV. Arkadaşlar 3'ü integralin dışına gönderirsem D bölgesi üzerinde DV bulurum. Burada hemen şu dikkatinizi çeker. 3 katlı integralde integrant 1 ise D'nin hacmi ortaya çıkardı. D'nin hacmini verirdi. Hatırlayın. 2 katlı integralde integrantı 1 almak ilgili bölgenin alanını, 3 katlı integralde integrantı 1 almak ilgili bölgenin hacmini verirdi. O yüzden burada hiç integral hesaplarına bile gerek duymadan sonuçtan bahsedebilirim. Nihayetinde elinizde bir yarım küre olduğunu unutmayın. Elinizde bir yarım küre söz konusu olduğuna göre sizin buradaki hacim hesabınızın karşılığı kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. R'niz 1. Onun yarısı olduğuna göre 2 alacaksınız. Buradaki bu karmaşık işlemleri gerçekleştirirsek 3'lerden kurtuluyoruz. 1'in kübü 1. 4 pi bölü 2 2 pi'miş. Bakın arkadaşlar, bundan önce S1 ve S2 yüzeyi için akış integrallerini ayrı ayrı hesaplayıp topladığımızda da sonucu 2 pi bulmuştuk. Burada da yine sonucu 2 pi olarak tespit edebiliriz. Bu noktada siz isterseniz tabii ki 3 katlı integralde integrantın 1 olması D'nin hacmini verir durumunu göz ardı etmiş, bunu gözden kaçırmış olabilirsiniz. Yapacağınız iş basitçe bu yarım küre üzerinde bu 3 katlı integralin sınırlarını belirlemek olacaktır arkadaşlar. Siz basitçe bu bölgeyi oluşturma yoluna gidebilirsiniz. Hatta 3 katlı integrallerde bölge dönüşümünden hatırlayacağınız üzere rahatlıkla siz burada işi küresel koordinatlara taşıyarak da halledebilirsiniz. Artık ben işin o boyutunu bu noktada size havale etmiş olayım. Gördüğünüz gibi divergens teoremi burada işleri son derece basitleştirdi. Her ne kadar 2 katlı integralden 3 katlı integrale çıkıyormuşuz, işler bir parça daha güçleşecekmiş gibi dursa da aslında işlerin basitleştiğini görmüş olduk. Peki bir başka örnek daha ele alıyorum. Bir f vektör alanı alayım. Benim f vektör alanım fx, yz, x kare, eksi y kare, z kare formunda verilmiş olsun vektör alanım. S yüzeyim de şöyle verilsin. S yüzeyi ise x kare artı y kare eşit 4 silindirinin
X kare artı Y kare eşit 4 silindirinin bu silindirin Z eşit 0 ve Z eşit 4 düzlemleri arasında kalan parçası olsun. Z eşit 4 düzlemleri arasındaki kalan kısmı olsun. Soru yine aynı. S yüzeyi üzerinde ikinci tip yüzey integralinin değeri nedir acaba diye soruyor. Ben hemen biliyorum ki şurayı hesap etmek yerine basitçe 3 katlı integral d bölgesi üzerinde df dv'yi hesaplayabilirim. Buradan buraya diverjens teoremi yardımıyla geçiş yapmam şüphesiz ki mümkün. O halde benim bu noktada yapmam gereken sadece vektör alanımın diverjensini hesaplamak olacaktır. O halde diverjens hesaplama işini şurada gerçekleştirebilirim. Div f. Buna göre x'e göre integralini alacağım. Kimin? X karenin. Y'ye göre integral diyorum, özür dilerim. Kısmi türevini alacağım. Eksi y karenin ve z'ye göre kısmi türevi alacağım. Kimin? Z karenin. Çünkü p, q, r fonksiyonları bunlar arkadaşlar. Hani basitçe 2x eksi 2'ye artı 2z geldiğini hemen görüp teyit edebilirsiniz. Diverjens fonksiyonumuz 2x 2'ye 2z olarak karşımıza çıktı. Bizim buradaki integrasyon bölgemiz ise x kare artı y kare eşit 4 silindiri. Yalnız bu silindir z eşit 0 yani xy düzlemi ile xy düzlemine 4 birim yukarıda olan iki düzlem arasında sıkışıp kalan kısmıyla uğraşacağız. Bizim elimizdeki yüzeyimiz bu silindir idi. S yüzeyi burasıydı. O halde S'nin sınırladığı bölge olarak da ilgili silindirin tespit edildiğini görürüz. Buna göre ben D bölgesi üzerindeki D bölgesi burasıdır. Div F, DV'yi hesap etmek istiyorum. Div F'i hesap etmiştik. 2x eksi 2'ye artı 2z olarak bulduk. D bölgesi üzerinde DV. Bir parça dikkatli bakılırsa aslında işin içinde silindir olduğu için burada silindirik koordinatlara geçerek iş yapmak kolay. Üç katlı integrallerden yine rahatlıkla hatırlayacağız. O halde işi silindirik koordinatlara taşıyorum. Silindirik koordinatlar. X'i r kosinüs teta, y'i r sinüs teta. Çünkü çember x'ye düzlemde ya da ona paralel olan bir düzlemde. Z'yi z alacağım. Buradaki sistemin jacobiyeninin r olduğunu anımsıyorsunuzdur umarım. O halde şuranın tamamının iki parantezinde halini düşünecek olursak ya da ayrı ayrı yazabiliriz. 2r kosinüs teta eksi 2r sinüs teta artı 2z dz dr dteta olacaktır arkadaşlar. Z için şüphesiz iş kolay. 0'dan 4'e z eşit 0'dan yapıya ulaşıp şuradaki çemberden yapıya ulaşıp üstteki çemberden terk edersiniz. X'ye düzlemindeki iz düşüm ne olacak diye düşünecek olursak da çok öteye gitmeye gerek yok. X'ye düzlemindeki iz düşümünüzün merkez orijin yarıçapı 2 birim olan bir çember olduğunu biliyorum. O halde 0'dan 2'ye 0'dan 2 pi'ye şeklinde bu yapı hemen düzenlenecektir. Tabi burada integrantı oluştururken R Jacobiyenini de unutmayalım. Jacobiyeni de buraya eklemiş oldum R olarak. Az kalsın unutuyordum.
Buna göre artık yapmam gereken tek şey buradaki integralin hesaplanmasından ötede bir şey değildir. Geriye kalan sadece bu integralin hesaplanması olacaktır arkadaşlar. 0'dan 2pi'ye, 0'dan 2'ye ve nihayetinde 0'dan 4'e kadar 3 tane integral. İçeriği düzenleyecek olursam şurada r'lerin ortak olduğunu görüyorum. Hatta 2 r'lerin ortak olduğunu görüyorum. Şurada da 1 r kare olacak. 2 r kare cos teta eksi sin teta artı şurada da 2 z r gelecek arkadaşlar. dz dr d teta. Z'ye göre integral alacağız. Z'ye göre integral alırsak şurada z'yi içeren bir yapı söz konusu değil. Buranın z'ye göre integralini alırsam, hatta şöyle dengimi değiştireyim. 2 r kare cos teta eksi sin teta çarpı z artı 2 z z kareye dönecek, z kare r. Sizin sınır değerleriniz 0 ve 4 idi. O halde sırasıyla 4'ü ve 0'ı yerine yazacağız. 4'ü yerine yazarsam 8 r kare kosinüs teta eksi sinüs teta artı 16 r eder. 0'ı yerine yazarsanız şüphesiz ki 0 çıkacaktır. Demek ki bizim integrantımız bir anda buradaki yapıya dönüşmüş olacak. O halde 0'dan 2pi'ye, 0'dan 2'ye 8 r kare kosinüs teta eksi sinüs teta artı 16 r dr d teta oldu arkadaşlar. R için integre edeceğim. Bu kez r için integre edeceksem içerideki yapı basitçe 8 r küp bölü 3 kosinüs teta eksi sinüs teta artı 16 r kare bölü 2 basitçe 8 r kare diye sadeleştirerek yazalım. 0, 2. 2 ve 0 değerlerini yerine yazarak integrali basit bir hale dönüştürebilirim. 0'dan 2pi'ye. 2'yi yerine yazarsanız 2'nin kübü 8, 8 kere 8 64. 64 bölü 3 kosinüs teta eksi sinüs teta artı 2'nin karesi etti 4, 32. 0'ı yerine yazarsanız şüphesiz ki 0 geliyor d teta. Geriye sadece bu integrali almaktan, bu integrali hesaplamaktan öteye bir şey kalmadı. O da bizim için basit. 64 bölü 3 parantezinde kosinüsün integrali sinüstür. Sinüsün integrali eksi kosinüstür. Önde de bir eksilik vardı. Artıya döndü. 0, 2 pi. Artı 32 teta. Teta için sınır değerleri 0, 2 pi yine. O halde 64 bölü 3 sinüs 2 pi 0, kosinüs 2 pi 1'dir. Eksi sinüs 0, 0'dır. Kosinüs 0, 1'dir. Artı 32 çarpı 2 pi eksi 0 gelir. Dikkat ederseniz şurası 0, 0'a çarpıldığı için gitti. Diğer taraftan 2 pi, demek ki cevap 64 pi'ymiş. Gördüğünüz gibi sonucu 64 pi olarak tespit etmiş olduk. Bu noktada tabii ki siz aynı soruyu isterseniz, yukarıdaki soruyu biraz önceki örnekte ele aldığımız, yaptığımız gibi hiç diverjans teoremini kullanmadan direkt ikinci tip yüzey integrali şeklinde de hesap edebilirsiniz. İşin o boyutu size kalmış. Artık hangisinin daha kolay olacağını siz tespit etmelisiniz. Burada işler biraz daha size kalmış oluyor. Peki, bugün biraz da şunlardan bahsedelim. Yüzey integralinin uygulamalarından konuşalım.
yüzey integrallerinin uygulamaları. Yüzey integrallerinin uygulamalarından hemen ilk karşımıza çıkan yüzey alanı hesabı. Yüzey alanı hesabı karşımıza çıkıyor. Hatırlarsınız birinci tip yüzey alanlarında S yüzeyi üzerinde reel değerli çokta eşkenli bir fonksiyonun yüzey alanını alıyorduk. Siz S yüzeyi üzerinde bir fxyz reel değerli fonksiyonunun yüzey alanını hesap edebiliyor. Pardon, yüzey integralini hesap edebiliyorduk. Buradaki yapı şurası 1'e eşitse bir anda S ds'ye eşit oluyordu. Buradaki yapıyı nasıl hesaplamıştık? B'ye indirgemiştik S'yi. Ve 1 artı fx'in karesi fy'nin karesinin karekökü da demiştik. Şuradaki ifade bize yüzey alanını verirdi. Hatırlayalım. Halde ben yüzey integralleriyle yüzey alanı hesaplamak istiyorsam yapacağım iş basitçe integrantı 1 almak olacaktır arkadaşlar. Basitçe integrantınızı 1 aldığınız anda istediğiniz kısmın yüzey alanını hesaplamış oluyorsunuz. Halde burayı biraz örneklendirelim. Şöyle yapalım. Z kare eşit x kare artı y kare. Bu bir koni biliyorsunuz ki. Bu koninin x kare artı y kare artı z kare eşit 2z. Bu da bir küre. Hemen fark ettiğiniz üzere. Konisinin küresi içinde kalan kısmı. İçinde kalan kısmının yüzey alanını bulunuz. Benim elimde bir küre ve bir koni söz konusu olacak. X, Y, Z koordinat sistemini aldım. Burada bir konim söz konusu, kum saati tepe noktası orijin olan ve Z ekseninin her iki tarafına doğru giderek büyüyen, doğrusal oranda büyüyen çemberlerden oluşan bir yapı söz konusu, bildiğimiz kum saati. Şurası ise dikkat edilirse bir küre. Hatta denklemi bir parça düzenlerseniz daha rahat edebilirsiniz. X kare artı y kare. 2z'yi de bu tarafa atın. Z kare eksi 2z. Oradan z eksi 1'in tam karesini üretirsiniz. 1'e ihtiyacınız vardır. 1 ekleyip çıkarırsınız. Ekleyip çıkardığınız 1'leri düşünecek olursak, artı 1'i içeride parantez karede kullandık. Eksi 1 ondaki eşitliğin karşısına atarsak buradaki denklemi elde ediyorum. Yani merkezi z ekseni üzerinde 1 noktası olan ve yarıçapı 1 birim olan bir küreden konuşuyoruz arkadaşlar. Küremiz bu. Ve bizim bir de konimiz söz konusu olacak. O da z kare eşit x kare artı y kare konisi. Biz bu iki yapıyı ele almalıyız. Buna göre koniyi de resmedelim. Koni giderek büyüyen çemberlerden oluşup giden bir yapı. Küre oradaki bir yapı. Bu ikisinin o zaman ortak bir çözümünün olması gerekir. Nerede kesiştiklerini belirleyelim. Şekli net bir şekilde ortaya koyabilmek adına arkadaşlar. X kare artı y kare artı z kare eşit 2z idi. Ortak çözüyorum. Z kare x kare artı y kare eşit. O zaman şuraya z kare yazmamda bir mahsur yok. Buna göre 2z kare eşit 2z. Halde buradan şu çıkar. Z eşit 0. Veya z eşit 1'dir. Z eşit 0 ve z eşit 1'de kesiştiklerini görüyorum.
şurayı merkez olarak düşünürsem benim konim tam da buradan geçip gidiyor. O halde ben nerenin yüzey alanını arıyordum? Koninin küre içinde kalan kısmının, yani şuradaki yüzey alanını bulmakla mükellefiz arkadaşlar. Şuradaki yüzey alanını arıyoruz. Kürenin içinde kalan kısmını. O halde yapacağımız iş aslında çok da zor değil. Biz koninin yüzey alanını aradığımız için unutmayın ki yüzeyim z eşit fxy fonksiyonu kimdir? X kare artı y karenin karekökü. Hem pozitif hem negatif karekök çıkar. Haklısınız. Bu hangisini alacağım demekte. Dikkat ederseniz z'nin pozitif olduğu taraftaki kısmıyla uğraşıyoruz. Bölgemiz x, o, y düzleminin üzerinde. Dolayısıyla pozitif kökü aldım. Çünkü benim buradan x'e ve y'ye göre kısmi türevlere ihtiyacım olacak. O halde yüzey alanı diyorum. Eşittir. S üzerinde 1 çarpı ds idi. Bunu da b üzerindeki integrale indirgeyecektim. İçerideki yapım 1 artı x'e göre kısmi türev 2x bölü 2 çarpı kök içinde 2'leri yok ettim. X kare artı y karenin kareköküdür. Bunun karesi benzer şekilde y bölü x kare artı y karenin karekökü. Bunun karesi karekök içinde dA olacaktır. Peki B bölgesi nedir burada diye düşünecek olursanız arkadaşlar. Bu yapının XOY düzlemindeki XY düzlemindeki iz düşümünü düşünecek olursanız giderek büyüyen çemberler söz konusu konuda tabii ki en geniş çember ele alınmalıdır. Buradaki en geniş çember en son noktadakidir. Çünkü giderek büyük kesiştiği yerdeki yarıçapı 1 olan çember arkadaşlar. O yüzden benim B bölgemde burası. Şimdi şu integrantı bir parça hal yoluna koyarsak x kare bölü x kare artı y kare, y kare bölü x kare artı y kare. X kare artı y kare bölü x kare artı y kare geldi. 1 etti. 1 de burada var. Basitçe kök 2'ye dönüştü. İşte kolaylaştı. B ayrıca bir çember olduğuna göre kutupsal koordinatlara geçiyorum arkadaşlar. Jacobian ray'i peşin getirdim. Yarıçapı 1 merkezi orijin olduğu için 0'dan 1'e 0'dan 2 pi şeklinde hemencik düzenlemiş oldum. O halde integrali alırsam kök 2 tabi integralin dışına r kare bölü 2 olacak. 0'dan 1'e 1 bölü 2 çıkar. Teta'ya ait bir şey olmadığı için oradan da 2 pi elde edeceğim. Bu demektir ki cevap kök 2 pi'ymiş. İntegrali belki biraz hızlı aldım gibi gelebilir size. Siz tane tane tek tek alabilirsiniz. Ben basit gözüktüğü için hızlıca hesaplama yoluna gittim. Bir başka örnek daha ele alalım. X kare artı y kare eşit 6z paraboloidinin x kare artı y kare eşit 27 silindiri içinde kalan kısmının yüzey alanı. X kare artı y kare eşit 6z paraboloidi. X kare artı y kare eşit 27 silindiri. Paraboloidin silindirin içinde kalan kısmı paraboloid bir noktadan başlayıp giderek büyüyen çemberlerin oluşturduğu bir yapı. Yani dardan genişe doğru hareket ediyor. Diğer ise dairesel dik silindir. X kare artı y kare eşit 27 ile ifade edilen şey. Genişliği sürekli sabit. Dolayısıyla parabol bir yere kadar silindirin içinde kalıp daha sonra silindirin dışına çıkacaktır.
şöyle resmedebiliriz. Bizim bir silindirimiz var. Hatta koordinat eksenlerini de şöyle çizelim. X, Y, Z diyerek. Bizim burada bir de paraboloidimiz söz konusu olacak. Şu şekilde devam edip gidiyor. Bir yere kadar silindirin içinde kalacak. Bir yerden sonra silindirin dışına çıkacaktır. Biz silindirin içinde kalan kısmının, yani şurada kalan kısmın yüzey alanının ne olacağını merak ediyoruz. Peki o halde öncelikle şunu yapıyorum. X kare artı Y kare eşit 6Z. Ortak çözeceğim. X kare artı Y kare eşit 27. Bu ikisini ortak çözmek durumundayım. X kare artı Y kare 6Z ve 27 olduğuna göre 6Z 27. O halde Z eşittir 9 bölü 2 yapısı olur. Demek ki şurada sizin Z değeriniz 9 bölü 2 imiş. O halde yüzey alanı S integrali 1 ds. Paraboloidle çalışacağımızı unutmayalım. Yani Z eşit fx'ye fonksiyonu olacak şey burada x kare artı y kare bölü 6'dır arkadaşlar. Bununla çalışacağım. Peki buna göre işlem nasıl devam edecek? B bölgesi üzerinde ds dediğim yapı 1 artı. Şuranın x'e göre türevini alacağım. 2x bölü 6, x bölü 3 basitçe x bölü 3'ün karesi artı 2y bölü 6 yani y bölü 3, y bölü 3'ün karesi bunun karekökü da olmuş oldu. Peki B bölgesi dediğimiz şey ne? Bizim B bölgesi dediğimiz şey bu yapıya baktığımızda x-y düzleminde göreceğimiz iz düşüm. Bu yapıya baktığınızda x-y düzleminde göreceğiniz iz düşüm şüphesiz ki yarıçapı 3 kök 3 birim olan merkezi orijin olan bir çemberden ötede bir şey olmayacak. O halde arkadaşlar ben işi kutupsal koordinatlara da dönüştürüyorum hemen. İşi o tarafa yıkıyorum. 0'dan 3 kök 3'e, 0'dan 2 pi'ye. İçeriği düzenlerseniz x kare bölü 9, y kare bölü 9. Payda eşitlerseniz 9. X kare artı y kare yerini r kareye bırakır. Bölü 9, 3 olarak çıkar. R, d, r, d, teta olmuş olur arkadaşlar. Kutupsal koordinatlara geçince kartezyen koordinatlarda hiç uğraşmadan direkt kutupsal koordinatlara geçirmiş oldum. Burada integral alma işlemine devam edersek basitçe 0'dan 2 pi'ye kadar 1 bölü 3'ü integralin dışına attığımı varsayayım. 9 artı r karenin karekökü çarpı r'yi integre ederseniz bu basitçe r kare artı 9 ya da 9 artı r karenin 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 olarak karşınıza çıkar. 0'dan 3 kök 3'e kadar d teta. R yerine 3 kök 3 ve 0 değerlerini yazmanız gerekecektir. R yerine bu değerleri yazarsak R yerine 3 kök 3 yazdınız. Bu size 27 sonucunu verdi. 27, 9 daha 36. 36 olduğuna göre 36'nın karekökünün kübü yani 6'nın kübü çıktı. 6'nın kübü bölü 3 eksi. 0 yerine yazarsanız 9'un 3 bölü 2. kuvveti bölü 3 yani 3'ün kübü bölü 3 çıkmış oldu. O halde burada gerekli hesaplamalar yapılırsa 6'nın kübü
Eksi 3'ün kübü hesaplanırsa, eğer hata yapmıyorsam 189 çıkıyor. 189 bölü 3 sonucunu elde ediyorsunuz. İçerisi tamamıyla bir skalere dönüştü. 1 bölü 3. 189 bölü 3. Teta için integral alırsanız basitçe o da 2 pi olarak karşınıza gelecek. O halde buradaki hesaplamaların tamamı gerçekleştirilirse 189 9'a bölünebilir. 21'dir. Evet. 2 pi ile çarparsak 42 pi bulmuş oluruz. Yüzey alanını hemen 42 pi olarak hesaplamış olduk arkadaşlar. Evet, ben bu noktada size biraz bir diğer uygulama olan kütle ve kütle merkezinden bahsetmek istiyorum. İki ve üçüncü uygulamalar kütle ve kütle merkezi. Yüzey integralleriyle kütle ve kütle merkezi bulunabilir mi? Tabii ki bulunur. Kütle dediğiniz yapı yoğunluk çarpı uzunluk, yoğunluk çarpı alan ya da yoğunluk çarpı hacimden ötede bir şey değildir. Sizin yüzey üzerindeki integraliniz yüzey alanınızı veriyordur. Buna göre siz yüzey üzerine yerleştirdiğiniz objenin yüzey integraliyle kütlesini bulmak isterseniz yapacağınız iş basitçe S üzerinde. İçeriye sadece yoğunluk fonksiyonunuzu ekleyeceksiniz. Rx'ye ds'dir. Buradaki ifade tabii ki yoğunluk fonksiyonudur. Peki kütleyi bu şekilde bulduk. Kütle merkezi için ne yapacağız diyebilirsiniz. Artık onlara aşinayız, biliyorsunuz ki. X çizgi 1 bölü m, s üzerinde bir integral, x rho x y z ds. Aslında yaptığımız şey x y z eksenleri boyunca statik momentlerin, birincil momentlerin toplamını hesap edip toplam kütleye bölmekten ötede bir şey değildir. Böylece eksenler boyuncaki denge noktalarını hesap etmiş oluyoruz ayrı ayrı. Totalinde bunların hepsini hesapladıktan sonra siz burayı hesapladıysanız o halde kütle merkeziniz ya da ağırlık merkezi falan da denilebilir. X çizgi, Y çizgi, Z çizgi olacaktır. O halde kütle ve kütle merkezini hesaplamak da çok karmaşık bir durum değil. Şuradan rahatlıkla hesap edilip getirilebiliyor. Bundan önceki yapılarda da iki katlı integrallerde, üç katlı integrallerde, eğrisel integrallerde sık sık karşımıza çıkan bir durumdu. Yine karşımıza çıktı. İkinci ve üçüncü uygulama olarak da kütle ve kütle merkezini rahatlıkla verebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. O halde bu noktada kütle ve kütle merkezini biraz daha örneklendirelim isterseniz. Şöyle yapalım. Örnek diyelim. Z eşit 1 ve Z eşit 2 düzlemleriyle Z eşit x kare artı y karenin karekökü konisi konisinden kesilen yoğunluğu, bu bir fonksiyon olarak da verilebilir, tarif de edilebilir arkadaşlar. Bundan önceki örneklerden hatırlıyorsunuz. Burada fonksiyon olarak hemen söyleniyor. 1 bölü z kare olan cismin kütle merkezini bulunuz.
kütle merkezini dedim. Zaten kütlesini de hesap etmek zorunda kalacağız. Tahmin ettiğiniz üzere x x, y, z koordinat eksenlerini aldım. Burada bir koni resmediyorum. Şüphesiz ki sadece pozitif taranda kalan kısmı benim işimi görecek. Biz bu koninin z eşit 1 ve z eşit 2 düzlemleri arasında kalan kısmıyla uğraşacağız. Diyelim ki z eşit 1 düzlemi şurada söz konusu olsun. En üstü de z eşit 2'ymiş gibi düşünelim. Biz koninin burada kalan kısmıyla uğraşıyor olacağız arkadaşlar. Koniden bir kesit çıkardık. Hepsi bu. Bunu hesap etmeye çalışacağız. O halde öncelikli olarak yapacağım iş tabii ki de kütle merkezi için her bir ifadede dikkat edersen m'yi hesaplamaya ihtiyaç var. O halde ben m'yi yani kütleyi hesaplayayım. İlk yola çıkacağım, ilk hesaplayacağım durum kütle olacaktır burada. Kütleyi hesaplamak için yola çıkıyorum m. M dediğim şey s üzerinde rho x y z ds idi. Rho fonksiyonunun soruda size hazır olarak verildiğine dikkat, 1 bölü z kare olarak hazır sunulmuş. Buna göre bizim burada çalışacağımız, ele alacağımız fonksiyonun z eşittir x kare artı y karenin karekökü olacağını unutmayalım. Elimizdeki fonksiyonumuz bu. Buna göre bu fonksiyondan biz x'e ve y'ye göre kısmi türevleri hesaplayabiliriz. X'e göre kısmi türevi alırsanız x bölü x kare artı y karenin karekökünü bulursunuz. Y'ye göre kısmi türevi alırsanız benzer şekilde y bölü x kare artı y karenin karekökünü bulursunuz. Halde 1 artı fx'in karesi fy'nin karesi bağıntısını peşinen baştan hesaplarsak 1 artı x kare bölü x kare artı y kare, y kare bölü x kare artı y kare gelecek arkadaşlar. Karekök içinde şüphesiz ki şurayı hemen kök 2 olduğunu görüp söyleyebilirsiniz. Buna göre biz buradaki integrali B bölgesi üzerindeki bir integrale dönüştürüyorum. Rho dediğim şey 1 bölü z kareydi. Yoğunluk fonksiyonum. Çarpı kök 2 ifadesi peşin peşine hesaplamıştım uğraşmamak için dA. Peki benim B bölgem ne? Benim B bölgem buradan yapıyı indirgeyecek olursanız yarı çapı 1 ve yarı çapı 2 birim olan çemberlerin arasında kalan yer, buradaki bölge, halka benim B bölgem. Halde ben işi hiç zorlamadan direkt kutupsal koordinatlara dönüştürüyorum. Buna göre z kare dediğiniz şey z'nin kök içinde x kare artı y kare olduğunu unutmayın. X kare artı y karedir. Basitçe 1 bölü r kareye döndü. Çarpı kök 2. Çarpı r, Jacobi'nin r'sidir. dr, dθ. R 1'den 2'ye, açı ise 0'dan 2 pi'ye dönüşecek. Nihayetinde bir halka oluşturmaya çalışıyorum. Dikkat edilirse r ve r kare sadeleşirse 1 bölü r kalır. 1 bölü r dediğiniz ln r'dir. Ln r'de r yerine 2 ve 1 yazdınız. ln 2 eksi ln 1, ln 1 0. Doğal olarak elinizde sadece ln 2 kalacaktır. Teta'ya ait hiçbir şey yok elinizde. O halde direkt teta 2 pi. O halde kök 2 de olduğuna göre 2 kök 2 pi ln 2 diye bir sonuç elde ettik. 2 kök 2 pi ln 2 bizim kütlemiz oldu arkadaşlar. Kütlemizi bulduk. Kütlemiz bu. Ancak işimiz kütleyle
bitmiyor. Biz buradan hareketle, buradaki yapıdan hareketle x, y, z yönündeki toplam momentleri ve onun 1 bölü m'ye oranından bahsederek hareket edeceğim. Yani ben x çizgiyi bulmak istiyorsam 1 bölü m s üzerinde integre edeceğim. X çarpı rho yoğunluk fonksiyonum ds'yi. Aslında az önce hesapladığım integralde basitçe integranta bir x çarpanı eklemekten ötede bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece bir x çarpanı eklemiş olacağım. Hepsi o. Geriye bir x çarpanı eklemekten ötede bir şey olmadığı gözüküyor. 1 bölü m 2 katlı integral. Tabii ki ben bunu artık b bölgesine indirgemiş olacağım. X çarpı 1 bölü z kare dA olacak. B bölgemin düzlemde iki çember arasında kalan yer olduğunu tekrar hatırlatıyorum size. 1 ve 2 yarıçaplı çemberler arasında kalan bölge halkadır. Çünkü bir konikesti aldık. O halde 1 bölü m kutupsal koordinatlara geçersem 1'den 2'ye, 0'dan 2 pi'ye. X dediğim şey r kosinüs teta'dır. 1 bölü z kare 1 bölü r kareye döndü. Çarpı r dr d teta oldu arkadaşlar. Ha, özür diliyorum. Bir de tabii kök 2 söz konusu burada. Onu da peşin peşin şuraya getireyim. Şurada unuttuk. Özür dilerek. Bunu buraya ekledim tabii ki de. Yoksa hatalı bir iş yapmış oluruz. 1 bölü m. Şimdi içeride dikkat ederseniz bu kez şunu görürsünüz. R çarpı R var. R kare bölü R kare. Bunlar birbirini götürdü. O halde R'ye de ait hiçbir şey kalmadı. Direkt R olarak integre ettim. 2 eksi 1, 1 çıktı. 0'dan 2 pi'ye kosinüs teta. Peki hatta şöyle yazayım. Kök 2 sabitler integralin dışına geldi. 0'dan 2 pi'ye kosinüs teta d teta geldi. Burayı hesap etmiş oldum. Şimdi bu integrali alacağım. Kosinüsün integralini hesap edecek olursam şuraya hesap ediyorum. Kosinüsün integrali sinüstür arkadaşlar. Sinüsün türevi kosinüsü verir biliyorsunuz ki. Sinüs için 0, 2 pi değerlerini yerine yazarsanız 0, eksi 0, 0 sonucunu bulursunuz. Buradaki ne olursa olsun cevap 0'mış. X'i 0 olarak bulmuş oldum. Benzer şekilde y çizgiyi de 1 bölü m s üzerinde y çarpı rho x y z ds olarak hesap edebilirsiniz. Ben çıkacak cevabı size peşine yazayım. 0 çıkacak. Çünkü y ile çarptığınız değişen tek şey r sinüs teta olacak. Sinüs teta geldi. Sinüs tetanın integralini alırsanız eksi kosinüs tetadır. Eksi kosinüs teta 2 ve 0 değerleri, 2 pi ve 0 değerlerini yerine yazarsanız eksi 1 eksi eksi 1 geleceği için bulacağınız sonuç 1 eksi 1'den yine 0'dır. Dolayısıyla 0 bulmuş olursunuz. Uzun uzadıya siz hesap edebilirsiniz. Ben daha fazla uzatmıyorum. Ne kaldı? Bir de z çizgiyi hesaplamamız gerekecek. Z çizgiyi hesaplamak için de şunu yapıyorum. 1 bölü m 2 katlı integral s üzerinde z çarpı rho x y z ds. Bunu hesaplamak gerekirdi arkadaşlar, hatırlayacağınız üzere 1 bölü m. B'ye taşıyacaktım bu integrali. B bölgesi üzerindeki integrali z. Rho dediğim şey 1 bölü z kareydi. Kök 2 gelmişti dA. Hatta kutupsal koordinatlara taşımıştık biz buradaki durumu. 1'den 2'ye 0'dan 2 pi'ye idi. Z dediğim yapının
Kök içinde x kare artı y kare olduğunu biliyorum. O halde şurası r, burası 1 bölü r kare. Kök 2 çarpı r dr d teta geldiğini söyleyebilirim. Buna göre hesapları gerçekleştirecek olursam 1 bölüme, içeride dikkat edilirse r çarpı r var, r kare bölü r kare var, onlar gitti. R ile ilgili bir şey kalmadı. R'ye göre integral edersem r çıkar. 2 eksi 1'i yerine yazarsam 1 bulurum. İçeride kök 2 kalmıştı. Teta'ya dair de bir şey yok. O halde bulacağım şey 2 kök 2 pi olacaktır. Buna göre 2 kök 2 pi bölü m'yi yerine yazalım. M dediğimiz değeri hesap etmiştik. Onu alalım. M dediğimiz değer 2 kök 2 pi ln 2 idi. Ben o değeri yerine yazıyorum. 2 kök 2 pi ln 2 idi. 2 kök 2 pi'ler birbirini götürdüğüne göre basitçe 1 bölü ln 2 bulmuş olduk arkadaşlar. O halde bizim kütle merkezimiz, ağırlık merkezimiz artık nasıl isimlendirilirse 0, 0, 1 bölü ln 2'dir. Dikkat edilirse, şuradaki yaptığımız yapı düşünülürse, ağırlık merkezimizin z ekseni üzerinde olması şaşırtıcı değil. Hatta ben burada size şöyle de bir ekstra açıklamada bulunayım arkadaşlar. Ben bu soruyla yüzleşiyor olsaydım, x çizgi ve y çizgiyi hesaplamakla uğraşmazdım. Onların direkt sıfır olacağını söyleyebilirdim. Çünkü sizin yoğunluk fonksiyonunuz yüzey üzerinde x ve y için simetriktir. Dikkat edin, sadece z'yi içeren bir durum var. Z'nin yapısına göre hareket ediyor. Siz x boyunca ya da y boyunca hareket ettikçe z'de bir değişiklik meydana gelmeyecek. Yani bölge üzerinde hep aynı z'yi almış olacaksınız. Dolayısıyla sanki orada homojenmiş gibi hareket edecek. Simetrik bölgenin de x ve y'yi düşünecek olursanız simetrisini düşündüğünüzde tam olarak simetrisi orijinde karşınıza çıkıyor. Daha doğrusu x'in ve y'nin sıfır olmasıyla karşınıza çıkıyor. O halde açıkça x çizgi sıfır, y çizgi sıfırdır deyip geçiştirebilirdik. Ama hesaplarsanız da kolaylıkla görebiliyorsunuz. Z'sini hesapladığımızda oranın tabii ki farklı bir değer olduğunu gördük. 1 bölü ln 2 çıktı. Şimdi hemen bir örnek daha ele almak istiyorum arkadaşlar. Bir örnek daha alacağım. Ax eşit y kare artı z kare. Parabolaydı. Bu paraboloidin x eşit 0 ile x eşit a düzlemleri arasında kalan kısmına yerleştirilen homojen levha. Homojen levhanın kütlesini bulunuz. Hatta kütlesini de demeyelim. Kütle merkezini olarak değiştirelim. Kütle merkezini bulunuz. Çünkü kütle merkezi için zaten kütleye ihtiyacımız olacak. Evet. X
y, z koordinat eksenlerini aldım. Benim bu koordinat eksenlerime göre bir paraboloidim var. X boyunca giderek büyüyen çemberlerden oluşan bir paraboloid durumu söz konusu. X boyunca giderek büyüyen çemberlerden oluşan bir paraboloid. Şöylesi bir yapı ele alıyorum demektir bu arkadaşlar. Ve şurayı x ekseni üzerinde a olarak düşünürsem sıfırla a arasında kalan kısmı düşünmüş olacağım. Benim ele alacağım yüzey burası olacak arkadaşlar. O halde benim bu kez çalışacağım yapının şu olduğuna dikkat. Benim çalışacağım yapı x eşit f y z formunda olacak. O da y kare artı z kare bölü a'dır. Buna göre f'in y'ye göre kısmi türevini hesaplayacağım. F'in y'ye göre kısmi türevi 2y bölü a gelecek arkadaşlar. Z'ye göre kısmi türevini hesaplayacağım. 2z bölü a gelecek. Unutmayın ki buradan y'ye göre kısmi türevin ve z'ye göre kısmi türevin karelerini toplayacağım. 1 artı 4y kare bölü a kare 4z kare bölü a kare olacaktır. Hatta belki düzenlenirse a kare artı 4 parantezinde y kare artı z karenin karekökü bölü a gibi bir değere karşılık gelecek. Bizim buradaki yapıyı hesaplamamız gerekiyor. O halde x, y, z'nin benzer rolleri üstlenebileceğini daha önce de söylemiştik. Bu hep genellikle örneklerde z'li çıkıyordu. Bu kez x'li çıkmış oldu. Sadece x ile z rol değiştirmiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da x ile z kendi arasında rol değiştirmiş gibi düşünebilirsiniz. O halde ben kütleyi hesaplıyorum öncelikle. Kütle S üzerinde ki S bölgemizin ne olduğu belli. Yoğunluk fonksiyonu DS'yi hesaplayacağım. Şüphesiz ki o da B bölgesi üzerinde. Yoğunluk fonksiyonumuz burada dikkat ederseniz homojen olduğunu söylüyor. Dolayısıyla homojenlikten dolayı K gibi sabit bir değer olacaktır. K değerini aldım. Ve şurayı hesap ettim. A kare 4 y kare artı z kare karekökü bölü a bulduğum dA. Peki benim bölgem ne? Benim bölgem nedir sorusunu, B bölgem nedir sorusunu düşünecek olursam, bölgemin YZ düzlemindeki karşılığını düşünmek zorundayım. Bölgemin YZ düzlemindeki karşılığı a yarıçaplı bir çember olur arkadaşlar. Benim B bölgem YZ düzleminde a yarıçaplı bir çember olarak karşıma çıkar. Dolayısıyla hemen tahmin edeceğiniz, takdir edeceğiniz üzere 2a'ya kutupsal koordinatlara doğru evrilmekte. 0'dan a'ya, 0'dan 2pi'ye k a kare artı 4 r kare bölü a, şu yukarıda tabii ki bir kare kökü söz konusu, r dr d teta. Yapmam gereken sadece buradaki integrali hesap etmek. Bu integrali hesap etmekten ötede bir şey yapmayacağız. Sadece bu integrali hesap etmek işleri çözmek anlamında yeterli olacak. Burada nasıl çözebiliriz, nasıl yapabiliriz sorusunu gündeme getirirsek, bir sayfa daha ekleyelim kendimize. Önce R'ye sonra TT'ye göre bir integral alınacağı açıkça belli. Şöyle bir şey uygulayabilirim. A kare artı 4 R kare ifadesine T gibi bir değer atayabilirim. Bu durumda hemen şunu görürüm. 16 R DR DT'ye eşit. Şüphesiz ki bizim elimizde
16R diye bir ifade yok. Ama RDR var gördüğünüz gibi. Bu DT bölü 16 eşit olacaktır. K bölü A'yı integralin dışına attığımı düşünürsem ben sadece şurayı integre etmeye çalışıyorum arkadaşlar. R kare artı 4 R karenin kare kökü bölü bölüsünü de atmıştım. Çarpı R DR'yi integre etmeye çalışıyorum. Bu şuna dönüştü. Kök T R DR yerine de DT bölü 16 gelmiş oldu. O halde 1 bölü 16 çarpı T üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Hatta bir parça daha ilerletilirse işte 2 yukarı attınız 8, 24. Demek ki benim integralim kaldığım yerden devam ediyorum. 0'dan 2 pi'ye K bölü A zaten benim elimdeki değerlerde onlar kalsın. 1 bölü 24 T dediğiniz değerin A kare artı 4 R kare olduğunu biliyorsunuz. Bunun 3 bölü 2. kuvveti nereden nereye? 0'dan A'ya kadar arkadaşlar. D teta. O halde şurada bir parça hesap yapmak gerekecek. Hesap yapma durumu meydana geldi. Bu hesabı yaparsak A yerine yazdınız. 4A kare bir tane de burada var. Etti. 5A kare. O halde 5A karenin 3 bölü 2. kuvveti eksi 0 yazdınız. A karenin 3 bölü 2. kuvveti A küp geldi. Küp bölü 24. Böylesi bir yapıya ulaşmış oldum. Hatta şöyle yapalım. K bölü A 5'in 3 bölü 2. kuvveti A küp geleceği gözüküyor. Eksi 1 A küp bölü 24 çarpı 2 pi. O da kısaltmalardan sonra K 5'in 3 bölü 2. kuvveti eksi 1 çarpı A kare pi 12 olduğunu söyleyebiliriz. Elimizdeki yapının kütlesini hesap etmiş oldum. Şimdi bu yapının aslında aradığım yer ağırlık merkezi ya da denklik denge merkeziydi. Denklik diyorum, özür dilerim. Denge merkeziydi. Bunu arıyorum. Elimde homojen bir cisim söz konusu. Ve dikkat ederseniz bu cisimde Y ve Z bileşenleri açıkça simetriden dolayı sıfır olacaktır. Y çizgi sıfır, Z çizgidir simetriden dolayı. Hangi simetriden dolayı diyeceksiniz? Bu cisim XZ ve XY düzlemlerine göre simetrik. Cisim XZ ve XY düzlemlerine göre simetriktir. O halde evet, gerçekten bunun sıfır olduğunu söyleyebilirim. Yani benim hesaplamam gereken tek bir durum var. O da X yönündeki denge unsurunun neresi olduğunu bulmak, x çizgiyi bulmak. O da 1 bölü m. 2 katlı integral ise rho xyz ds, bir de x içeriye dahil olmuş olacak arkadaşlar. Buna göre biz bu integralin sınırlarını zaten yukarıda da belirlemiştik. 1 bölü m. 2 katlı integral. Rho'nun k olduğunu söylemiştik. Yukarıdan hatırlarsanız rho'yu k olarak almıştık. Yoğunluğumuz k'ydı. A kare artı 4 y kare artı z kare bölü a olarak bulmuştuk.
Hatta kutupsal koordinatlara geçirirsek onu, kutupsal koordinatlara geçirdiğimizde a kare artı 4 r kare bölü a'ya dönüştüğünü hatırlıyoruz. Peşin peşin geçelim. A kare artı 4 r karenin kare kökü bölü a'ya dönüşmüştü. X yerine ne yazacağım peki? Benim x dediğim şey bu soru için düşünülecek olursa y kare artı z kare bölü a değeridir. Yani r kare bölü a'dır. R kare bölü a değeri devreye geldi. R kare bölü a. Çünkü senin x dediğin değer burada. Şöyle yapalım. Sizin x dediğiniz değer y kare artı z kare bölü a'dır. Yoğunluk fonksiyonunuzun zaten k olduğunu söylemiştik. Yoğunluk fonksiyonum k. X için y kare artı z kare bölü a olduğunu söylemiştim. Kutupsal koordinatlara geçersem r kare bölü a, k, a kare artı r kare çarpı Jacobian olan r. Sonrasında dr, d teta sınırlarım 0'dan a'ya ve 0'dan 2 pi olacaktır elbette. Geriye sadece bu integrali alma işlemi kalmış oldu. Biz buradaki integrali hesaplamaya çalışacağız. Halde öncelikle bir parça düzenleyelim. 1 bölü m 0'dan 2 pi'ye 0'dan a'ya a söz konusu k var. K bölü a kare. A kare artı 4 r karenin kare kökü çarpı r küp dr d teta oldu. Yapmanız gereken artık sadece buradaki integrali hesap etmek arkadaşlar. Buradaki integrali hesap edip m'yi de az önce bulmuştuk. Yerine yazdığımızda ağırlık merkezimizi, kütle merkezimizi hesap etmiş oluyoruz. Ben işin buradan sonraki kısmını size havale etmiş olayım. Buradaki integrali siz hesap edin. Siz bulun. Böylelikle integral alma kurallarını da tekrardan bir gözden geçirmiş olursunuz. O halde buradaki bize verilen, bu soruda verilen cismin de ağırlık merkezini bulmuş oluyoruz. Tabii ki integrali size bıraktım. Artık integrali siz hesaplayarak bunu elde edeceksiniz arkadaşlar. Böylelikle kütle ve kütle merkezine dair örnekler de çözmüş olduk. Bir başka deyişle böylelikle yüzey integralleri konusuna da noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Noktayı koymuş olduk. Hepinize sağlıklı, iyi günler diliyorum.